30 Ocak tarihinden tüm izleyenlerime merhabalar. Şu anda peyzajla ilgili benim sevdiğim işler yapılıyor. Ağaç dikiliyor, ağaçlara su veriliyor. Bu ağaçlar dikildikten sonra yüzümde güller açmaya başladı. Gerçekten bu ağaçlar binaya resmen can katıyor. Ferhat şu an can suyu veriyor. Günde bir defa bunları bu şekilde sulayacağız. İnşallah don falan olmazsa tabii ki. Şu an don olmadığı için rahatlıkla sulayabiliyoruz. Ustamız düşük gördüğü kotları doldurmak için o toprağı şu an dolduruyor el arabasına. Burada bizim susayacımız var. Yani orası çukur bir mekan. Haliyle oraya ustamız yaklaşamıyor. Leylendi abi bunlar. Leylendilerin boyu ne kadar ortalama? 3,5 bana. 3 gelir. 3 gelir de. 3,5 gelmez herhalde ya. 3 gelir abi. 3 gelir. Ustalarımız şimdi buraya birer metre arayla bu ağaçları dikecekler. Bunun içini kapatmadık çünkü peyzaj işimizi yapan, yani bu ustaların başında bulunan bunların işverenleri diyelim, bunun içerisinden sulama hattı götürecek. Onu bekliyoruz bir yandan da. Arkadaşlar, paranın olmadığı bu dönemde ister istemez ne kadar siz hızlandırmaya çalışsanız da insanların güçleri azaldığı için gelip hemen işi bitirip gidemiyorlar. Çünkü onların ellerinin altındaki ustalar da başka yerlerden iş buluyorlar. Nakit işler buluyorlar. Onlara yöneliyorlar. Bunlar kapıların pervazları. Üst kısımları. Bu ağaçlar saksı içinde gelir. Sadece dışındaki o plastik olan saksı kısmını çıkartırsınız. Onun dışında altındaki toprağa herhangi bir şey yapmazsınız. Bazı ağaçlarda, mesela topak asyalarda ben bunu çok gördüm. Altında torba vardır. Torbanın içinde yine toprak vardır. Herhangi bir şekilde bu toprağı veya bu torbayı da çıkarmamanız lazım. Bunlar tüplü diye mi geçiyor böyle? Tüplü. Ha, bu ağaçlar tüplü olarak geçer zaten. Bu şekilde bunları dikersiniz. Eğri mi dayı? Bu gördüğümüz kiri taşların üzerinden geçiyor JCB. Herhangi bir şey olmaması gayet normal. Bu ağaçlarımız da Aladdin, Batı Aladdin diye geçiyormuş. Bunlar bayağı büyük. Kaç kişi koyacaksınız siz bunları? Bitkisel toprak olarak geçiyor diyorsun ama siz bunu piyasadan torf diye alıyorsunuz. Ha, içerisinde bir miktar gübre. Evet. Pomza. Pomza dediğin nedir? Pomza dediğimiz bizim BİMS'in evet, ham maddesi zaten. Suyu içinde emer. Bir miktar tutar diyorsun. Aynen. Zaman içerisinde bırakır. Aynen. Yani bizim bitkinin altı hep nemli kalır. Aynen. Tabiri caizse.
Her ağacın altına bu malzemeden koyuyorlar. Su terazı getirin bakayım. Tamam Muhammed. Betonlar al la. Betonlar gömme. Ağacı zarar verir. Biraz şöyle çek abi ağacı. Şöyle al biraz. Hah. Az da al. Tamam. Çok fazla ama. Tamam. Dur Fatih abi. Torfu iki tarafa atıyorsunuz. Evet. Hem altı hem üstte hafif nemli bir şekilde kalıyor yani. Ben buradan bakıyorum. Ağacın terazisi değişti. Tamam. Arkadaşlar burada önemli olan ağaç kökünün hava almaması. Aynı ağaçtan bir tane buraya, bir tane buraya dikeceğiz. Arkadaşlar zaman içerisinde bu mekanların, bitkisel olan bu alanların tamamına ağaç dikim aşamalarını veya çim ekim aşamalarını tamamını zaman içerisinde inşallah kanalımda göreceksiniz. Bir iki arkadaş bununla alakalı elektrik tellerine değdiğini, insanların vefat ettiğiyle alakalı bir iki konuya değindiler. Bir kere bu onun kadar yüksek bir iskele değil. İkinci olarak burada herhangi bir elektrik teli yok bulunduğumuz bu caddede. O gördüğünüz teller yüksek gerilim hattı, yani arazinin içinde, bizle alakası yok. Kaldı ki ben zaten onunla alakalı bir mevzu değinmiyorum. Ben burada değindiğim mevzu burada emniyetsiz çalışılması, herhangi bir merdiven veya korkuluğun olmaması gibi bir mevzuya değiniyorum. O başka bir konu, başka bir kulvardaki konu. O daha ileri boyuttaki bir güvensiz mevzu.